Herkese merhaba. Bugün değişik bir şeyler yapacağız. Mesela ne gibi? Büyük ihtimalle geçen gün burada çok büyük bir Cadılar Bayramı karnavalı gibi bir şey vardı. Ve inanılmazdı. Yani böyle film seti gibiydi. Herkes son derece çalışmış. Bütün kostümler, makyajlar şöyle böyle. Yani gerçekten birkaç defa korktuğum oldu. Böyle önüme atlayıp korkuttukları oldu. Bayağı eğlenceliydi. Ama herhalde en çok eğlendiğim yer böyle bir çok komik bir şekilde sadece bir müzik kutusu getirdiler ve unicorn şeklinde giyinmişlerdi. Dedik ki bu ne böyle, hani Cadılar Bayramı'nın ortasında. Ve bir müzik çalmaya başladılar. Herkes, yani bütün o karnavaldaki herkes büyük ihtimal 5'te biri falan etraflarına toplanıp deliler gibi dans etmeye başladı. O gün dersim olduğu için kıyafet bulamadım ama dedim ki yani buna katılmak zorundayım çünkü seneye burada olur muyum olmaz mıyım belli değil. O yüzden hemen bir tane peruk buldum ve ona katıldım. Böyle bir unicorn kardeşliği yaptık falan. Yani eğlenceliydi. O yüzden ben de bu sefer daha hakkını vererek bir unicorn prenses moduna girmek istiyorum. O gün yapamadığımı şimdi yapacağım. İlk olarak yüzüme Balm'ın primerini kullanacağım. Genellikle bu primeri kullanıyorum çünkü diğer primerler çok yağlı geliyor ve yüzümde sivilcelenmiyor, yol açıyor. Ama bunda hiç öyle bir şey yaşamadım. Hatta tam tersine, yani 4-5 senedir kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı ve çok başarılı bir primer. Eskiden fiyatı gayet uygundu ama Türkiye'deki makyaj fiyatlarının, makyaj malzemelerinin fiyatlarının artması ile bu da bilmiyorum artık pek uygun bir fiyatı kaldı mı kalmadı mı, ama her zaman gratis. Ayda bir falan artık %1500 indirime giriyor. Oradan sağlanabilir diye düşünüyorum. Evet, yüzümüzü de hazırladıktan sonra şimdi fondötenimizi sürebiliriz. Fondöten olarak da, yani bir unicorn prensesi olacağımdan dolayı bu ten rengimden daha açık bir renk tercih edeceğim. O yüzden her zamanki en sevdiğim... Tam buralarda duruyor, ne yapıyor orada? O yüzden sevdiğim MAC Body & Face'i kullanacağım. Şöyle alıp bunu bütün yüzümüze süreceğiz. Fondötenimiz bittikten sonra şöyle Maybelline'in Age Rewind'ını alıp gözümün altına bolca süreceğim. Hatta yüzümün geri kalan kısımlarına da, çünkü biraz daha açık olmak istiyorum. Çünkü ben bir unicorn prensesim. Bunu da iyice her yerimize yedirelim. Tamam, yeterince hayalet gibi görünüyorum sanırsam. Gözümüzün üstüne de. Tamam, bu da bitti. Şimdi ilk olarak gözümden başlamak istiyorum. Gözüm içinde NARS'ın şöyle iki tane duo paleti var. Bunları kullanacağım. Biri Kuala Lumpur. Çok güzel bir palet. Bunu günlük hayatımda da gayet bolca kullanıyorum. Hele böyle mavi, yeşil gözlere sahipseniz bayağı rengini ortaya çıkartıyor. Diğeri ise Sugarland adında. Sırf adı içinde aldım diyebiliriz. Şöyle lila ve altın rengi olan tatlış bir palet. Bu ikisini birden, yani toplam 4 rengi gözüm için kullanacağım. Bakalım ne çıkacak. İlk olarak ama şurada Wet n Wild'ın böyle pembiş bir paleti var. Ki bunu çok kullanacağım gibi bu videoda. Şu mat olan pembesini bütün gözüme sürüp bir baz hazırlayacağım. Bütün farlar için. Tamamıyla kaşıma kadar sürüyorum. Kameradan da belli oluyor. Gayet pembe bir alt tonumuz oldu. Saçım da mükemmel. Bunu sürdükten sonra Sugarland paletimdeki şu lila rengi alıp bunu geçiş tonu olarak gözümün katlanma bölgesine uygulayacağım. Ama yanlış fırçayı almışım. Şöyle daha ucu büyük bir fırçayla gözümün katlanma bölgesine uygulayacağım. Bu bir tık daha koyu bir renk. O bütün gözüme sürdüğüm pembeden. O yüzden pek belli olmuyor olabilir ama yo, oluyor. Şuramda bir gölge oluşmuş durumda. Evet, biraz daha morlaştırdık. Şöyle mordan hafif pembeye giden bir şeyler oldu. Şimdi şuradaki rengi kullanacağım. Yani ilginç bir şekilde normalde NARS'ın böyle değildir ama bu ikisinde de şu açık olan renkler birazcık zor sürülüyor. O yüzden parmağımla şöyle buraya geçeceğim.
Bunlar aslında birazcık bence yani şöyle kullanılabilir. Normal farınızın üzerine biraz daha simli bir şeyler eklemek istiyorsanız bunu böyle geçebilirsiniz. Çünkü rengi yani kesinlikle renk alttan belli oluyor. Bilmiyorum şu anda da belli oluyor mu ama. Bunu yaptıktan sonra Soda Pop paletimdeki Grey Pop'u alıp gözümün geri kalanına, şu oyamadığım kısmına bunu geçeceğim. Morumuzu yaptıktan sonra bir kat daha şunu şöyle yaparsak iyice yedirmiş oluruz. Tamamdır. Son olarak Kuala Lumpur Duo paletinden şu en koyu rengi alıp ve daha ince bir fırça alıp şunun gibi şöyle gözümün dışına hafifçe koyulaştıracağım. Düşenleri de atalım. Kenarlarımızı da bu şekilde temizleyebiliriz. Evet, gözümüz tamamdır. Ama tabii ki de daha dramatik bir görüntü olsun diye bence eyeliner de çekmemiz gerekiyor. Eyelinerimizi da çektik. Gözümüze en son olarak şöyle Fenty Beauty'nin highlighter'ını alıp en simlilerini kaşımızın altına hem de çerçeve yapmış oluruz. Bu sırada bunun için Halloween'den etkilendim dedim ama biraz daha düşününce o kadar fazla şu Nutcracker and the Four Realms filminin fragmana denk geldim ki yani acaba Keira Knightley'nin rolünden etkilenip ondan mı böyle pembe pembe bir sürü şey yaptım bilemiyorum. Ya da orada Sugar Plum Fairy diye bir şey var. Eskilere bakacak olursak kim bilir. Gözümüzün iç kısımlarına da en simli olanını sürüyor. Fire Crystal. Bilmiyorum neyden etkilendiğimi, sadece renkli eğlenceli bir şeyler olsun istedim. Bütün gözümüzün altına da bunu yapacağım. Ah, çok fazla toz. O kadar kapatıcı sürdüm. Gözaltı torbalarım çok başarılı duruyormuş. Şu anda fark ettim. Gözümüzü hatta biraz daha açmak için şu iç kısmına alta şu anda nude bir göz kalemi çekmeye karar verdim. Bunun için de Flormer'ın yine adını bilmediğim ama ten rengi olan göz kalemimi gözümün altına çekeceğim. Şöyle elimin üstünde biraz ısıtayım. Eğer kalemleriniz böyle göz kalemleriniz veya dudak kalemleriniz birazcık katılaştıysa diyeyim, sertleştiyse şöyle elinizin arkasına birazcık boyayarak ısıtabilirsiniz. Hatta biraz daha ileri gidip uzaktan çakmak da tutabilirsiniz ama bilmiyorum, bence o kadar ısı içindeki şeylerden, kimyasallardan veya her ne varsa artık zarar verebilir. Yani benim fikrim o. Evet, bunu da yaptıktan sonra son olarak gözümüze rimelimizi sürebiliriz. Rimel içinde tabii ki de makyajıma da uygun olan Maybelline Falsies Push-Up Angel'ı süreceğim. Kendimi şey gibi hissettim ya, bilmiyorum izleyen var mıdır, Adventure Time'da Princess Bubblegum vardı, böyle pembiş pembiş, o da olabilir. Ne düşünerek bunu yapıyorum şu anda hiç bilmiyorum, kafamda bayağı şey geçiyor anlaşılan. Yani her bir hareketimde başka bir şey aklıma geliyor. Ya izleyen var mı Adventure Time'ı? Çok tatlı bir çizgi filmdi. Aslında büyükler için çizgi film dediğime bakmayın, bayağı ağır konusu olan bir şey yani. Tekrar ona mı başlasam ya şimdi düşününce? Bence mantıklı. Ya teşekkürler makyaj. Sayende aklıma Princess Bubblegum geldi. Adventure Time. Yani bu Rick and Morty'ler, Jart Jurt falan bunlar olmadan önce olan çok kaliteli, yine büyükler için olan bir çizgi filmdi ve bayağı düşündürücü. Rick and Morty kadar ne diyeyim? Değişik elementler de yok içinde. Hani normal bir şekilde de izleyebilirsiniz. Bilmiyorum, bazıları rahatsız oluyor Rick and Morty'nin bazı bölümlerinde.
Şimdi biraz daha ekstra bir görüntü yapacağımız için gözümün altına da biraz rimel sürmeye karar verdim. Her ne kadar sevmesem de. Gözümün altına rimel sürmeyi sevmiyorum çünkü yani kirpiklerim sarı, pek belli olmuyor ama rimel sürünce hepsi şu aşağıya değiyor. O yüzden ucuna getirmeden çok diplerinden sürüyorum. Yani ne yaparsam yapayım, eğer tamamen sürersem o aşağı bulaşacak ki kesinlikle istemediğimiz bir şey. Bu da bitti. Şimdi bence asıl eğlenceli kısma gelebiliriz. Bunun için böyle klasik kontürdür, şudur budur yapmayacağım. Farklı renkler kullanacağım. Neden? Çünkü unicornuz, aynı zamanda Princess Bubblegum'ız, aynı zamanda Nutcracker filminden Sugar Plum Fairy olabilir, Keira Knightley olabilir. Pembe olan, tatlış olan her şey. O zaman ne yapalım? Pembe paletimizi alıp yüzümüzde birkaç hat çıkarmaya başlayalım. İlk olarak bu gözümde de kullandığım Kuala Lumpur'da paletinin koyu rengini alıp ve şöyle bir fırça alıp nar şu anda ağlıyor. Neler yapıyorsun benim farlarıma diye ama yapacak bir şey yok. Bunun rengi en uygundu. Bununla aynen kontür çizgimizde olduğu gibi şöyle hop böyle çiziyoruz ve bunu dağıtalım. Tabii ki de bununla dağılmayacak. Şöyle bir fırça alalım. Hatta fırçanın üzerinde kalanları kalmamış. Şöyle biraz daha alıp hafifçe şöyle klasik kontür üçümüzü yapalım. Bunu izleyen şu anda kız kafayı yemiş falan da diyebilir. Evet. Tamam. O zaman şimdi bir de şu Wet n Wild paletindeki en koyu rengi yine şu fırçayı batırıp bunun üzerinden geçelim. Çünkü bu daha canlı bir renk. Biraz daha canlılık katsın. Tam böyle kontürle bronzer gibi işlemi farklı renklerle yapıyorum. Çünkü neden olmasın? Burnumuza da kontür yapalım mı? Çünkü normalde yapıyoruz. Bunu da neden yapmayalım? Şunla. Bununla şunu alıp çünkü şöyle değdirmemiz büyük ihtimalle evet bunu karıştırdığımız için neler oldu, burnum kırık gibi oldu. Şöyle biraz daha fazlalığını alalım. Tamam. Şimdi bronzerımızı da geçtikten sonra allığımızı yapabiliriz. Allık olarak da şu çok canlı olan pembeyi kullanacağım bunu. Bunun için de başka bir fırça alalım. Şöyle bir fırça alıp bunu. Tabii ki de fazla oldu. Neler oldu? Şöyle. Ya zaten fazla olmasını istiyorduk da o kadar da değil. Tamam. Şimdi istediğim gibi. Ve highlighter'ımızı sürebiliriz. Highlighter olarak da şu farı kullanacağım. Ya böyle toz olan şeyleri, yüz, göz, bilmem ne, bence kesinlikle fark etmez. İstediğinizi, istediğiniz yere sürebilirsiniz. Mesela. Yani çoğu highlighter'dan daha iyi parlıyor. Birazcık gözümüzün altına da sürelim. Burnumuza da. Buraya da. Ya tamam. O zaman kaşlarımızı düzeltmenin vakti geldi. Hemen ne kullansak ne kullansak. Bir prenses olduğundan çok kalın kaşlara gerek yok diye düşünüyorum. Bu yüzden Flormar'ın şu setini kullanacağım. En son mükemmel. Daha demin gözüme bunu soktuğum için birazcık ağlıyor olabilirim ama neyse. Kaşımızı en son bununla yukarıya doğru tarayalım. Makyajımız bitti. Tamam. En son klinikten şöyle bir rujum var. Chubby Stick'ler. Ya bunlar ilk çıktığında
Çok heyecanlanmıştım, çok sevmiştim. Hatta ilk böyle paramı biriktirip doğru düzgün aldığım makyaj malzemelerinden biri olabilir. Bunun kırmızısı, Red Tomato mu ne, öyle bir şeydi. Fakat bu başka bir seri. Bu ne? 09 numaralı Roundest Raspberry ve ayrıca Chubby Stick Intense'lerden bu. Şöyle elimin üstünden görünmeyecek büyük ihtimalle. Şuraya düştü her şey. Elimin üstünden şöyle göstereyim. Tatlış, pembemsi. Pembe değil aslında. Neyse. Anladınız bence. Bunu bütün dudağıma süreceğim. Evet, böyle. Fakat makyajımız bitti mi? Hayır. Bence şu anda en eğlenceli yere geliyoruz. İlk önce ya da söylemeyeceğim. Bir dakika, göstereceğim. Hı? Buldum. Şöyle belli oluyor mu? Yansıma. Yüzümüze, vücudumuza, tırnağımıza yapıştırabileceğimiz şöyle bir şey buldum. Bunu, yani dediğim gibi bir prenses olduğumdan dolayı yüzüme neden bir sürü taş yapıştırmayayım? Bence yapıştırmalıyım. Umarım yüzüm kopmaz. Bakalım. Hazır mıyız? Çok korkutucu. Hatta şöyle biraz zoomlayayım. Au! Bugün her yerime vurdum. İçinden çıkan body kulu. Body glue öldüğü için kirpik yapıştırıcım var. Bu da yapıştırıcı sonuçta. Aynı şeyi. Siyah olmasaydı iyiydi ama dikkatli yapacağız. Oh my. Evet. Gerçekten siyah olmasaydı daha iyiydi ama yapacak bir şey yok. Tabii highlighter yetmedi. Bir de simleyelim değil mi? Hatta sim de değil. Taş yapıştıralım artık. No! Ya evet. Tamam. Dokunmayacağım. Çünkü çok zor bunlar. Bakın. Şu ufaları falan. Bütün taşlar döküldü. Uzaklaştırabilirim. Böyle görüldüğü üzere highlightlar yetmeyip hafif taşlar falan yaptık. Peki bitti mi? Hayır. Şimdi asıl makyajımızın yıldızına hazır mısınız? Hemen geliyorum. Ya oley! Evet. Unicorn peruğumu da taktım. O gün karnavala bununla gitmiştim çünkü kıyafet giyecek vaktim yoktu. Ve o zaman böyle. Şöyle parlak üstümle de böyle komik, eğlenceli, tatlış renklerden oluşan bir makyaj oldu. Siz de beğendiyseniz o zaman abone olmayı unutmayın. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye-bye.